Selamünaleyküm Aleyküm. Herkesin gün hayrola. Hatice ile Dikiş'e dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piki oyuntusu, yastık oyuntusunun kalıbını, çizimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolarda haberdar olabilirsiniz. Bizi aynı isimle Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca videoları da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdi çalışmamıza, çizimimize geçelim. Şöyle ben bir tane karton kağıt hazırladım. Eğer sert olursa kağıdınız daha iyi sonuç elde edersiniz. Daha kullanışlı olur daha doğrusu. Yani daha iyi kullanırsınız ileride muhafaza olarak. Ama ilk denemelerinizde eliniz yatkın değilse böyle şeyleri gazete kağıtlarıyla dahi deneyip çizebilirsiniz. Şöyle en olarak ben 32 santim boy olarak da kartonun boyunu baz aldım. Benimki 70 santimlik. 50 santim şeklinde de yapabilirsiniz. 52 santim yastıklar için. Ama ben şöyle bu ayarlarda bunları göz ayarı yapıyorum. Belli bir standarda uymuyorum. Göz ayarı bir şekil çizeceğim. Yani siz de evde kendiniz rahatlıkla çizebilirsiniz. Bu ölçülerde bir kağıt ayarladım. Sonra bu kağıdı şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Bizim asıl Ölçümüz burada bize şu şekilde olacak. Ama ben iki kat kağıttan yapıyorum. Pike kapaklarında kullandığınız zaman devamını diğer kağıdı koyarak rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Bu size kolaylık sağlayacaktır. Sonra tekrar şöyle bir ortasını belirliyorum. orta çizgimi kat iziyle elde ettim. Bu benim verdiğim ölçüler. Benim göz ayarı kullandığım ölçü. Şöyle yukarı doğru 4 santim şeklinde alıyorum. Şurada bir çizgi oluşturacağım. 4 santim olarak. tarafı çizmiyorum. Bu tarafın kalıbını çıkarınca diğer keserken bu tarafı da rahatlıkla çıkarmış eşdeğer çıkarmış olacağım. Şöyle 4 santimi çiziyorum. O hattı belirliyorum. Hafif çiziyorum bu çizgileri. Zaten kurşun kalem. 4 santim yükseklikte ana çizgimi belirledim. Sonra şu orta normal kat izimizden bu tarafa doğru şöyle üç buçukla dört buçuk arasında bir çizgi hat belirleyeceğim ya bu 5 de olabilir biraz sizin de çiziminize bağlı şöyle şuradan şuraya üç buçuk olarak aldım bu tarafa doğru hafif de kayarsam şuradan yukarıda zaten ölçümüzü 4 santim olarak aldım şu orta çizgiden şöyle 18 buçuk santimi de işaretliyorum. Bura bizim taban kısmımız olacak. Oyuntuyu buraya doğru aşağı ineceğiz. Oyuntu şeklini şimdi vereceğiz. Bu hatları belirledikten sonra buradan 18 buçuk aldım ortaya. Yukarı doğru 4 santim ortalama olarak belirledim ama 4 santimin üstüne çıkabilirim oval bölümlerde. Buradan da şöyle üç buçuk şeklinde aldım. Şimdi şunları karışmasın diye çizdikten sonra, yaptıktan sonra tekrar bu ölçüleri net bir şekilde yazacağım. O şekilde daha rahat alabilirsiniz. Şimdi şu orta kat izini belirledikten sonra, şu orta çizgiyi tam belirledim, orta hattı belirledikten sonra, buradan şu üç buçuk santim olarak şu mesafeye doğru düz bir şekilde değil de biraz kavis vererek çıkıyorum. Şöyle bu çizgileri deneyerek böyle oyuntuları yaparak rahatlıkla çizebilirsiniz. Buradan 18 buçuk santim belirlediğim kısımda alt kısmın oyuntusu taban kısmında bu tarafta olacak. Şöyle oraya doğru meyilli bir şekilde iniyorum. Şimdi yukarı doğru tekrar çıkacağım. şekilde bu tarafın çizimini yaptım. Eğer çizgilerimiz düzgün değilse şöyle silerek de hafif çizgilerimizi düzeltebiliriz. Şurada hafif bir keskinlik var. Onu düzelteceğim. Bu çizgileri makasla kestiğimizde dahi biraz düzeltme yapabiliriz. Şimdi yarısını çizdim. Bu tarafı hiç çizmeme gerek yok. Şöyle katladığım zaman kesim yaptığım zaman arkayı da çizmiş olacağım. Ayrıca şu yukarı doğru da şu aradan 18 buçuktan ne kadar çıktım diye merak edilirse Şöyle burada da tam ortası gibi olan kısmı 12 santim olarak çıktım. Şu kısım 18 santim buradan buraya kadar 18 buçuk. Bu ikisinin arasını da 12 santim olarak belirledim. Bu ayarlar aslında göz ayarı yaptım. Şimdi şöyle ifade ettiğim gibi katlıyorum. Kumaş makasıyla yapmayın bu işlemi. Kağıt için bir küçük makas ayarlayın kaydırmadan şöyle güzel bir şekilde tutuyorum. Orta kısım. Burada hatta hatlarımı daha da güzel ovalleştirebilirim makasla. iki tane kalıp elde etmiş olduk. Bu kalıpları yastık yastıklar için direkt şunu ortasına yastığın kumaşın ortasına yerleştirip geldiği kadar şu şekilde de yastıkları bırakabiliriz ölçüsüne göre. Bunu pike kapaklarında kullanacağımız zaman şöyle iki tane elde ettik. Bu şekilde de farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama şeklimiz şu şekil olması gerekiyor devam ettireceğimiz zaman şuradan şu ölçüyü baz alacaksınız üst üste getireceksiniz şu kısımdan devam ediyor ölçümüz şu şekilde bu şekilde çizip aynı ölçüyü vereceksiniz bantlarsınız pike kapağı yapacağınız zaman şurayı bu şekilde devam edersiniz bu kalıp elimizde olduğu zaman farklı şekilleri kendimize uygulayabiliriz. Asıl yapmamız gereken pike kapaklarında bu şekilde ama şu şekilde de bir farklı desen yapabilirsiniz. Ama eğer normal deseni devam ettirmek isterseniz şunu nereye kadar getireceğim derseniz şu zaten üst üste geldiği zaman tamamlaması gerekiyor. Onu o şekilde anlarsınız zaten. Şurada çizgileri tamamladım sıfırladım bu şekilde aynı çizgiyi devam ediyorum. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır. Şöyle ben yazdım. Tekrar ifade ediyorum. Şuradan yukarı şöyle 4 santim olarak yüksekliği belirlemiştim. ilk çizimimde. Sonra şurayı 3,5 aldım ama ben göz ayarı yaptığım için 4,5 daha iyi geldi. Şöyle 4,5'a kadar çıkardım. Şuranın yükseltinin Tamamladım zirvesi 4.5 buçuk olarak bu tarafa doğru belirledim 4 4.5 buçuk buradan tabana inme mesafemi ise 18 buçuk olarak orta çizgiden belirledim oraya kadar indim Tım yukarı doğru bir çizim yaptım onu da 18 buçuktan sonraki mesafeyi aldım şöyle 12 santim olarak belirledim ondan sonra tekrar aşağı doğru bir meyille tabana doğru devam ettim. Ölçülerimiz bu şekilde satın da alabilirsiniz ama ben size en kolay yöntemle nasıl çizilir onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda bunların kumaşa çizilip dikilip ondan sonra montaj edilmesini de gösteririm inşallah. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.